Bir odanız var mı? Adım Zebercet. Zebercet. Bu otelin yöneticisiyim. 28 Kasım 1950'de doğdum. 7 aylık. Annem 44 yaşındaymış o zaman. Babamdan büyük. 4 kez düşük yapmış bana kadar. Sünnet olduğum yaz öldü. 1960'ta. İlkokul 3'teydim. Orta 2'den ayrıldım. Bir süre aylak dolaştım. Sonra askerlik. 71'de terhis oldum. Babam birkaç yıl önce öldü. Oteli ben yönetiyorum. 80'den beri. Sorumluluk isteyen bir iş. Adım Zebercet. Oysa ben sizinkini bilmiyorum. Gecikmeli Ankara treniyle geldiniz 3 gün önce. Kaydınızı yapamadım. Adınızı söylemediniz. Döneceğinizi biliyorum gittiğiniz köyden. Hacı Rahmanlı'da. Bir haftaya kadar dönerim dediniz. Kalktım ağam. Bereketli olsun. Buyurun. Borcumuz ne kadar? 2.250 lira. Bakalım hayvan fiyatları ne oldu? Pazarda görürüz. Geçen sefer köylü direkti ama bu sefer kıracağız fiyatı. Mecburlar. Hadi eyvallah. Eyvallah. Güle güle. Günaydın. Şişler. Karakola doğru gitmiyorum. Yarın götürsem olur mu? Olur. Hadi eyvallah. Güle güle. Trenle gideceğimiz yer 5 saatmiş. Korkma, yetişiriz. Borcumuz? Ayrılıyor musunuz? Teslim oluyoruz. Teslim mi? Askeri.
Saat 8. Ay, evet uyandık. Evet, kalkıyorum. İyi günler. İyi günler efendim. Beni soran oldu mu? Kimse sormadı. İyi. İki numarayı sildin mi? Sildim. Çarşafları temiz mi? Temiz. Şu 9'a bak, ne istiyor? Tiyatrocular. Ben biraz çıkıyorum. Yatak soran olursa var dersin. Olur. Hayrola? Nereye böyle? Çarşıya çıkıyorum. Buyurun. Buralı mısınız? Hayır. Bir iş için geldim. Saçlarınızı kısaltalım mı? Hayır. Havalar da soğumaya başladı artık. Bıyığımı da kesiverin. Çok şakacısınız. Çok şakacısınız. Çok şakacısınız. Güzel üstünüze oturmuş. Kara ayakkabıyla giyerseniz daha iyi olur. Gençleşmişsin sen. Sağ olun efendim. Bugün de kalıyoruz biz. Yerimiz tutuldu mu? Hayır, boş. Bıyığını kesmişsin sen. Ağırlık veriyordu da. Bu sabah var mıydı bıyığım? Fark etmedim. Biraz daha sakin ol be şekerim. Bıktım be, vallahi bıktım, billahi bıktım. Elimizden ne gelir ki? Kızlar yarı yolda bırakıp kaçtılar. Tabii kaçarlar, para yok, pul yok, yaman ekmeğe talip. Hadi hadi, biraz daha idare. Hangi birini idare edeyim şekerim? 3 rolü birden oynuyorum, hem de bir lafa. Yavrum, bu işleri benim kadar sen de bilirsin. Masraflar ağır. Yol parası, otel parası, yevmiyeler. Boş versene sen. İnsanı yola çıkarırken kandırırsınız. Yok şu kadar para, yatak yok var. Şu şehirde şu kadar eğleneceğiz. Ondan sonra sıkıntıdan geldiğimiz şehirleri bile göremiyorum. Fenalık. Sağda dipteki oda. Odanızı kilitlemeyin. Gerekirse birine veririm boş yatağı. Nerelisiniz? Ama beni işe alırken 3 rol oynayacaksın diye almadın değil mi? 3 rol oynadığıma göre 3 kadına verdiğin parayı vermen lazım. Oradan değiller. Çay var mı? Efendim? Çay var mı? Çayınız var mı? Yaparız efendim. Başka bir şey var mıydı ha? Dayımdan hep iyidir, haber yok. Her ay
aylığımı almaya gelirdi. Dayın öldü senin. 6 ay önce. Köyden haberini gönderdiler ölmüş diye. Seni buraya ilk getirdiğinde hep uyur bu demişti. Çok şıksınız bu akşam. Birini mi bekliyorsunuz? Eşyalarımız geldi. Yarın çıkıyoruz. Hesabı verin. Yarın verirdiniz. Peki. Sabah 8'de bizi lütfen uyandırın. İyi geceler. Size de. Saide. Anamın da adı Saide'ydi. Benim adımda kimse kalmadı otelde. Beni soran oldu mu? Hayır efendim. İyi geceler. İyi geceler efendim. Biz gidiyoruz artık. İşi bağlarız bugün pazarda. Hadi eyvallah. Tamam abi, şimdi götürürüm. Bavulları bir adamla aldırırız. İyi bir hafta geçirdik otelimizde. Çay parasını tutmamışsınız da. Çay bizden, para istemez. Teşekkür ederiz, hoşça kalın. İyi günler. Hoşça kalın. Ne oldu o? Yok bir şey. Çok yoruldun dün, uyandırmadım. Odaları topla. 11 numaranın çarşaflarını değiştir. Kurşun gibiymiş bunlar. Bu eşyalar kim? Öğretmenlerin. Ev bulmuşlar. Taşınıyorlar. Onun çantası hafifti. Bir şey mi dediniz? Hayır efendim. Git yat sen. Dayımdan bir haber yok değil mi ağa? Tarı unuyla bir yemek yapardım. Gene yapsana ondan. Kaçamak mı? Olur.
100. 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33. Bir oda istiyoruz. Büyük yataklı bir oda mı, iki yataklı mı? Fark etmez. Merhaba, odan boş mu? Oda boş mu? Merhaba, oda boş mu? Yeriniz var mı? İyi akşamlar. Döndüm. Odam boş mu? Hayırlı akşamlar. Size de. Geçmiş olsun. Ah, sağ olasın. İkindiye doğru burnu kanadı, durduramadık kanı. Trenle hastaneye getirdik. İyice şimdi. Yukarı katta. Hacı Rahmanlı'dan mısınız? Değiliz. Yürü. Usta tıraşa bekliyor. Ustana söyle, geçen gün tıraş oldum. Haftalık sebzeyi alıvereceğim. Bana da sigarayla kibrit al. Bir suçumuz mu oldu Zebercet efendi? Yok. Pazartesi çarşıya gitmiştim, orada tıraş oldum. Çırak söyleyince hiç gelmeyeceksin sandım da. Değil, gelirim. Bıyığını da kestirmişsin. İyi olmuş, gençleşmişsin. Ne istiyordu sizden? Saç tıraşı olmamı. Oldu. Yemek yanıyordu. Şartsız serin bu gece. Kışları nasıl ısıtırsınız bu oteli? Gaz sobası yanar burada. Merdiven başının geçme tahtaları vardır. Kapısı da. Ya üst kat? Üst kat ısınmaz. Eski bir bina. 1839'da konak olarak yapılmış. 23'te de otele çevirmişler. Babam işletirdi. Sahibi akrabadır. İstanbul'da yaşar. Altı gündür hiç dışarıya çıkmadınız. Hep oturur musunuz böyle? Evet efendim. İşim bu benim. Üç beş. Yardımcınız da yok.
İyi dayanıyorsunuz. Gerçekten güç bir iş mi? Ne dediniz? Merhaba. Bir ricam var sizden. Buyurun. Bir kadınla İzmir'e gidecektik. Trende 3 saat gecikme varmış. Burada kalabilir miyiz bu gece? Güç durumdayız. İstasyonda beklemek istemiyoruz. Kadın nerede? İstasyonda. Peki, gelin. Sağ olun. Kim bu adam? Birini sordu. Biriyle gelecekmiş, o da istedi. Birini mi sordu dediniz? Hayır, birisiyle gelecekmiş. Oda gitmiştim gündüz. Yatak ücretini önceden alıyoruz efendim. Niye? Yarın sabah veririm size. Kusura bakmayın. Bir gecelik borcunuz da var bize. Nasıl? Borcum mu var? Evet. 2 yıl önceydi. Giderken sonra veririm demiştiniz. Yanlışınız var. İlk gelişim benim buraya. Yanıldığımı sanmıyorum. Nasıl olur? Bana güvenmiyorsanız kalamam otelinizde. Siz bilirsiniz. Tuhaf bir yer. Çok sağlamsınız. Gitmeyin daha. Girin. Oda bozuldu. Gelmezsiniz artık.
Evet. Kalkıyorum. İyi günler efendim. İyi günler. Borcum ne kadar? 7 gün. 5.250 lira. Üstü kalsın. Kaçıyorsunuz demek. Onun ayrıldığı gün buradaydınız. Kadının ayrıldığı gün. Artık gelmeyeceğini mi anladınız? Artık gelmez ama benim beklemem gerek diyemediniz. Belki de bir başkasını bekliyordunuz. Yine de iyi dayandınız. Bir numara silinecek mi ha? Hayır. Temiz orası. Gerçekten temiz mi? Unutma. İyi sabahlar. Biraz bekleyebilir miyim? Siz bilirsiniz. İçer misiniz? Sağ olun. Yanıyor. Rahat ettiniz mi dün gece? Çok iyiydi, sağ olun. İleride gerekirse gelebilir miyiz? Elbette efendim. Hoşça kalın. Durun biraz, üstünü vereyim. Merhaba. Yerimiz yok efendim. Aha, niye? Hep burada kalırdık biz. Gidelim. Bir şeyler yapamaz mısınız? Şu üst kattaki odayı. Yerimiz yok bu gece. Gidelim. Yer yok. Yerimiz yok. Çay içebilir miyim acaba? Zahmet oldu size. Hacı Rahmanlı köyüne nasıl gidilir? Lütfen saat 8'de uyandırın beni. Gelmeseydin ölürdüm. Gelmeseydin ölürdüm. Bir haftaya kadar
dönerim demiştiniz. Merhaba. Yer yok. Doluyuz. Hiç yerimiz yok. Nasıl olur? Hep burada kalırız. Üzgünüm efendim. Olacak şey değil. Koca otel. Hadi yürüyün gidelim ya. Günaydın. Artık gazete getirme. Kimse okumuyor. 29 günlük para. Neden gelmiyorlar ha? Bilmem. Gelirler gene. Ben gideyim istersen ha. Nereye gideceksin? Bilmem. Köye giderim. Neden? Yapacak bir şey yok. İyi, dinlen biraz. Gelen de yok. Çıkıyorum ben biraz. Yatak soran olursa yok dersin. Şunlardan karışık istiyorum. Peki. Buyurun. Ne istemiştiniz? Thank you.
şimdi çıkacağım bu odada. Odalar dolu. Hiç mi yeriniz yok? Odalar dolu efendim. Ne istiyorsun? Yarın gideyim mi ben? İstersen git. Kaçamak yaptım, getireyim mi? Kalsın şimdi. Çıkıyorum ben. Kapı çalınırsa açmazsın. Şişiniz efendim. Anlamadım. Şişiniz dedim. Kalk bakalım. Karakola gidiyoruz. Ne var? Ne yapmış bu? Bilmezmiş gibi soruyorsun. Neymiş bildiğim? Kaçak. Aranıyor. Kalk hadi. Kim kancıkladı beni? Parayı vermediniz. Gelecek var mı buraya? Yer yok efendim. Saat 7 olmuş, ben gideyim. Dövüşe mi gene? Öyle. Otur be abi, ne yiydik burada? Olmaz, aklım orada kalır. Bu gece iyi dövüş var. Horozların her ikisi de yenilmemiş daha. Garson! Bırak sen, biz veririz. Neşeniz bol olsun. Alırım 5000. Allah
Geçen defa daha iyiydi bu. Hangisi? Şu, kırmızılı. Soldaki. Sana öyle geliyor. Kaçar bu, kaçar. Kırmızıdan var, kırmızıdan. Iskaladı. Mahmuz'u vuramadı, yoruluyor. Bu suyu çıkaramaz. Yenilecek bu gidişle. Başın mı döndü abi? Niye ayırmak istediler abi? Bilmem. Belki de sonuna dek gitmekten korkuyorlardır. Sonunu görmekten. İçmiyorum. Adın ne senin? Ekrem. Seninki ne abi? Ahmet. Geçen yıl geldim ben buraya. Sanayi çarşısında çalışıyorum, soğuk demircide. Parası az ama sanat öğreniyoruz. Kimsen yok mu? Yaşlı bir halam var, onda kalıyorum. Eve mi gideceksin şimdi? Değil. Bir karate filmi var sarayda. Sen de gelir misin abi? Gecikirsen merak etmez mi hala? Etmez. Alışıktır. Anahtarım da var. Yeter abi. Basıldık, kaça! Bir ay önce bir film oynadıydı bu. Yaşın kaç? 17 yaşıma yeni girdim. Sen kaç yaşındasın abi? 33. Ne iş yaparsın? Geçelim. Dedemden kalma bir otel işletiyorum. Oturalım. Çok tuhaf. Vay be! Olur, saçmalık değil. Meyvalı var, sade var. Meyvalı var, sade var. Meyvalı var, sade var. Bir tane versene. Gidiyorum ben. Ne olur gitme Ahmet abi. Bitince çıkalım. Bir tane daha açsana. O da mı meyveli? O da meyveli olsun. 500 lira bozuk var mı? Var. En iyisini ama bu. İkisi 300 lira. Tamam al. Hı, 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 hı.
Film iyiydi değil mi abi? İyiydi. Sen nerede oturuyorsun Ahmet abi? İstasyona yakın. 14 odalı bir konakta. Sahi mi? Odalar döşeli mi hep? Döşeli sayılır. Kaç kişisiniz konakta? Yalnızım. Bir de kadın var. Ortalığı siler süpürür, yemek yapar. İyi geceler. Altı adım sonra bakarım. Yine oradaysa çağırırım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Uyansana kız sen. Sen misin dayı? Yarın gidemezsin. Dayın ölmüş. Ölmüş mü? Anam mı? Dayın. Çok oldu. Köyden biri söylediydi. Yalandır. Doğru. Ölmüş. Kalk. Doğrul şöyle. Uyan hadi. Uyandım ha. Gömleğini çıkar. Olur mu? Çıkar dedim. Oh, nasıl senin?
Olur şey değil. Gel, korkma. Gel. Ne çabuk unuttun, ha? Canın cehenneme. Geçen yıl 8 kişi kalmış aynı tarihte. Merhaba. Sizin kadını sorayım dedim. Hasta mı? Kadın mı? Neden? Birkaç gündür alışverişe gelmiyor da. Ha, evet. Köyüne gitti. Dayısı ölmüş. Ya. Bir ay kalacak. Bir şey gerekirse ben uğrar alırım. Peki, iyi işler. Faruk Keçeci neyiniz oluyor? Dayımın oğlu. Daha önce dayısının yanında otururken annesinin isteği üzerine ayrıldı. Evet, devam et. Soruldu. 2.3 Kendi isteğiyle kaçtığını söyledi. Ne ağlıyorsun sen kadın? Atarım şimdi dışarıya. Ne var? Ne bekliyorsun? Bunları getirmiştim. Ne onlar? Günlük fişler, otelin. Bırak oraya. Nerede kalmıştık? Kendi isteğiyle kaçtığını söyledi. Bir diyeceğim mi? Bunları gazeteciyle gönderirdim. Bundan sonra kendim getireceğim. İyi, getir. Otobüs garında görüldü. Kendi isteğiyle kaçtığını. Alışverişimizin hareketi, ticaret kazançlarımızın bereketi, vücudumuzun sıhhati ve yarabbi, bedenimizi ve güzel yurdumuzu, kahraman İslam ordularımızı, fazileti asil milletimizi, bizi sana ulaştıran her şeyimizi, yerden, gökten, dıştan ve içten gelebilecek bütün kötülük ve musibetlerden
pişan ve istilalardan öyle ya Rabbi. Amin ve selamun aleyhi ve mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Merhaba. Otelci sen misin? Evet. Ama odalar dolu. Kalıcı değiliz. Köyden bey gönderdi bizi. Köyden mi? Hangi bey? Duydun mu? Hangi beymiş? Duydum. Hangi bey olacak? Baytar bey. Havluyu ver. Ne havlusu? Havlu işte. Beye konuk gelen kadın unutmuş 2 hafta önce. Kadın mı? Nasıl bir kadın? Güzel bir kadın. Geldiği gece burada kalmış. Sahi. Perşembe gecesiydi. Köyde mi şimdi? Değil. Gitti. Cuma sabahı motorluya getirdik. Beyin nesi oluyor o kadın? Duydun mu? Beyin nesi oluyormuş. Duydum. Nesi oluyorsa oluyor. Havluyu ver sen. Havlu falan görmedim ben. Sarılı, kırmızılı, karalı bir havluymuş. Bey'e söylemiş. Görmedim dedim ya. Bana bak, yalan söylemez o. Odaları ortalıkçı kadın toplar. Kadın nerede? Konuğun kaldığı odayı göster. Bana bak, bir numara yapmaya kalkarsan karışmam bak. Havlu yoktu. Bu yalancıyı dövelim mi? Olmaz. Bir sıkımlık canı kalmış. Yatağa bağlayalım. Bak, çamaşır ipi var sayada. Git getir. Geldi mi? Nasıl gelsin? Bir ay önce attan düştü, bacağı kırıldı 2 yerde. Alçıda şimdi. Çabuk ol lan! Tamam. Niye yattın sen? Başım döndü. Korkudan, bağlayacağız diye. Korkudan değil. Nasıl olsa bağlayamazsınız. Siz gidince biri gelip çözer. Akşama 2 jandarma gelir köye. Söyleyemezsin. Havluyu sakladın. Odada olduğunu bilmiyordum. Sen bilmezsen kim bilecek? Otelci sensin. Doğru ama beni çözene söylemem gerek buraya nasıl bağlandığımı. Tanımıyorsun ki bizi. Baytar Bey göndermiş derim. Jandarmalar bulur. Sen misin lan? Bırak. Başımız derde girecek bu herifle. Demiştim ben. Bağlayamadınız bak. Lan cezası. Gidelim. Seni bağlayan bağlamış. Korkaksın da ondan. Korkak! Aynı havlu. Ankara'dan aynı yerden aldı belki havluyu. Olacak şey değil.
döndünüz demek. Buraya uğramadan, burada kalmadan. Kimse yok mu burada? Geliyorum. Beni mi arıyorsunuz? Otacı mısın? Evet. Ne yapıyordun içeride? Ben mi? Odaları topladım. Bir kadın yok mu gündelikçi? Var. Ya izinli 5 gündür. Neyse. Birini sormaya geldik biz. Buyurun. Bu sabah bir genelge geldi. Ankara'dan. Birini arıyorlar. Bu sıralar kaldı mı otelde? Açık yeşil kaza vardı. 2 haftayı geçiyor. Cuma sabahı gelmişti. Tam 1 hafta kaldı. 1 hafta mı? Evet. Nüfus kağıdından yazdım buraya. Mahmut gördüm. Adı bu değil ama başka nüfus kağıdı vermiştir. 18 Ekim Cuma. Tamam. Ne yapardı burada? Şu koltukta otururdu çoğu. Gazete okurdu. Her gün 1 yığın gazete. Öğleye doğru iner, yemeğe çıkardı. Akşamları da günlük fişleri yazmıştım ben. Ne fişleri? Polis fişleri. Karakola göndermiştim. Hah, şunlar. Karakolda kimse bakmaz onlara. Bir yerlere atarlar. Ama neden yazdırıyorlar öyleyse? Bir yararı var elbet. Bırak şimdi bunu. Buydu değil mi? Evet. Emekli subay bu. Emekli subay olduğunu söylemişti Yus. Değil miydi? Ne zaman gitti? 10 gün önce. Cuma sabahı. Nasıldı giderken? Üstü başı hep aynıydı. Elinde küçük deri valizi. Tıraş olmamıştı o sabah. Hasta gibiydi. Peki. Eyvallah. İyi günler efendim. Suçu neymiş adamın? Afrika'ya kız kaçırıyormuş. Öz kızını boğmuş. Kızını mı bozmuş? Boğmuş dedim. 3 gün önce apartman kokmaya başlamış. Kapıcı bildirmiş. Kaçtınız demek. Kaçılır mı hep? Bu tedirginlik yaşanır mı boyuna? Bilinmeyenin tedirginliği. Birini bekliyordur. Bir kadın. Durun! Yapmayın! Bırak beni delirdiniz! Durun! Yapmayın! Bırak beni! İmdat! 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 Sanık Ahmet Kuruca'nın anası Fatma Kuruca olduğunu söyledi. Fatma Kuruca yukarı çıktıktan az sonra acı acı bağırdı koştum. Fatma Kuruca kapı önüne çökmüş bağırıyordu. İçeride gerdek yatağında gelin çırılçıplak uzanmıştı. Yüzü ezik kan içindeydi. Saçları yastığa dağılmıştı. Göğsü de kanlıydı. Soruldu. İki yanında tanıdığımdan gerdek ertesi gelinin kızlık nişanını anası evine götürmek için o gece oğlan evinde alt katta bir odada yattığını söyledi.
Savcı sanığı nasıl tanıdığını, dengesiz davranışlar olup olmadığını sorulmasını istedi, soruldu. İyi tanıdığını, az konuşan, çalışkan biri olduğunu, bir akşam tarla dönüşü niye mercimek çorbası pişirmedi diye anasına bağırdığını, eskiden bir günde ikindi namazı kılarken arkasından yaklaşıp kulağının dibine mantar tabancası patlatarak namazı bozdurduğunu söyledi. Tanıklardan Hasan Balcı duruşmaya alındı, sanığın dayısı olduğu için yemin etmeyebileceği söylendi, soruldu. 3 Mart pazartesi gecesi sabaha karşı sokak kapısı çalındı. Yataktan kalkıp kapıya gittiğimde gelenin yeğenim Ahmet Kurucu olduğunu görünce şaştım. Daha o akşam yatsıdan sonra geldiği kapayıp dönmüştük. Ne oldu dedim, öldürdüm onu dedi, bitkindi. 4 saatlik yoldan yayan gelmiş, yanında parası azmış, kaçmak için para istiyordu, olur dedim. Biraz dinlen dedim, çok üsteledim ama neden öldürdüğünü söylemiyordu. Yalnız cam sürahiyi kafasına vurdum dedi. Mindere uzanıp uyudu, sonra benim oğlanı karakola yolladım, jandarmalar gelip aldılar. Gereği görüşüldü. Sanık Ahmet Kurucan'ın ceza yeterli olup olmadığının anlaşılması için adli tıbba gönderilmesine ve duruşmanın 4 Kasım pazartesi gününe bırakılmasına karar verildi. Ayağa kalk! Senin kalkman gereksiz. Ne zaman çıktın hastaneden? Cumartesi günü. Rapor gelmemiş, bir diyeceğin var mı? Yok efendim. Neden öldürdüğünü söylemeyecek misin gene? Kıstırmışlar seni. Doktor kız oğlan kız dedi. Babası kızın üstüne erkek sinek kondurmadığını söyledi. Neden öldürdün onu? Babası mı? Babası çoktan ölmüştü. Haberin yoktu. Anlatmazsan kötü olur senin için. Söyle. Neden öldürdün onu? Bilemiyorum. Nedensiz olamaz mı? Ağır bir söz mü söyledi sana? Vurdu mu? Yatakta gözleri ağzı açıktı. Yorganı çektim üstüne. Yaz. Adli tıptan raporu gelmediğinden duruşmanın 28 Kasım Perşembe gününe bırakılmasına karar verildi. 28 Kasım demek. Efendi oğlum, af buyurun. Sigaranız bulunur mu? Evde unutmuşum ben. Sağ olun. Yabancı mısınız? Efendim? Yabancı mısınız? İş günü de ondan sordum. Hayır. İzinliyim. Pazara bitiyor. Nerede çalışıyorsunuz? Nüfusta. Çok iyi. Benimkiler okumadı. Büyüğünü biz okutmadık baba mesleğini tutsun diye. Ama küçüğü için çok uğraştım. Bir türlü okumadı. Şimdi ikisi de leblebici. Kimlerdensiniz siz? Keçecilerden. Sahi mi? Yangından sonra İzmir'e göçtükleri konağın otel olduğu söylendiydi. Demek siz Faruk Bey. Ah buyurun, kendini Aslı dedilerdi de şaşırmıştım. Daha 19 yaşındayken bir kadına, erişilmez bir kadına, Esmer'di. Adı Semra'ydı. Fevziye Mektebi'nde birlikteydik çocukluğumuzda. Yakınımda otururdu sınıfta ama hiç konuşmazdı. Bir gün cılız bir oğlan itmişti onu arkasından. O da birden dönüp boynuna atıldı. Zorla... Boynuna mı atıldı? Nasıl, anlamadım. Birden dönüp üstüne atıldı. Yere yıkıldılar. İki eliyle gırtlağını sıkıyordu. Asla asla aldık üstünden. Bıraksalar boğar mıydı? Bilinir mi? Af buyurun, Faruk Bey neyiniz oluyor sizin? Dayım. Haşim Bey'in ortanca kızının oğluyum. Haşim Bey'i bilirim. Yakışıklı adamdı.
Ölmüştür değil mi? Efendim? Kim dediniz? Haşim Bey, öldü mü dedim. Evet. İzmir'de öldü. Oğlu Faruk, İstanbul'da doktor. Bizim ölüler burada gömülü. Hasan abim, anam. İkisi de şurada yatıyor. Yan yana. Çiçekleri görüyor musunuz? Daha bakımlı değil mi? Bekçi tanıdığımdır. Sizinkilerden hiç kendini asan oldu mu? Hayır, olmadı. Ya birini öldüren? Yok, hayır. Benimkilerden biri gerdek gecesi karısını boğmuş. Gerdek gecesi mi? Neden? Nedenini söylememiş. Duruşmada çok üstelemişler, söylememiş. Belki nedeni yoktu. Ya da bir yığın nedeni vardı ama bilmiyordu. Sonunda asılmış. İçinde okunuyor. Af buyurun, başınızı ağrıttım. Gene görüşürüz belki. Hadi eyvallah. Güle güle efendim. Görünmüyorsunuz. Merhaba. Görüşmeyeli nasılsınız? Merhaba efendim. Merhaba. Ne kadar güzel bir gün değil mi? İyi günler. Beni tanıdınız mı? Merhaba. Beni tanıdınız mı? Hayır, nereden tanıyacağım? Otelciyim ben. İstasyona yakın. Hani ara sıra gelirdiniz biriyle. Ha evet, çok değişmiş yüzünüz. Bıyığımı kestim de. Otele ne oldu? Geçen gece bir gece geldim, kapalıydı. Damı aktarıldı. Boyacı da girecek. Benimle gelir misiniz? Bugün olmaz, gelemem. Ne olur gelin. İstediğiniz... Bugün olmaz dedim. Hey! Niye rahatsız ediyorsun bayanım? Sana ne be! İşine gitsene sen. Şey, yani bunu şey sandım ben. Sizin deminden beri bozuluyorum zaten sana. Öküz gibi. Kızmayın canım ben... Bir tanıdıkla konuşulmaz mı şurada? Bas git hadi. Bağırırım bekçiye. Of be! Efelik edecek aklınca. Oturmayın burada. Gelin benimle otele gidelim. Şimdi olmaz. Birini bekliyorum. Neredeyse gelir. Sen git. Ben yarım saat sonra gelirim. Gelir misin? Yarım saat mi? Yarım saat. Bilemedin, üç çeyrek. Hadi git artık, durma. Çay ister misin? Çay yapayım mı? Gelmeyecek. Canı cehenneme. Ne dikilip duruyorsun orada ulan? Yol üstüne maşatlık taşı gibi. Hadi bas git, hadi! Maşatlık taşı. Taş gibi miyim gerçekten? Yoksa
Maçatlık taşı sensin ulan! Patlıcan bulamadık bugün abi. Çarşamba gecesi polisle bekçinin elinden kaçan genç yakalandı mı? Bilmem, duymadım. Peynirle kavun ister misin? Hayır. Portakal gelir, soyulmuş olsun. 3 haftası dayanılmaz gibi geliyor. Günler sonra alışıyor insan. Düşlerde bile dışarı çıkılmıyor. İnfazdan yararlanmadı mı? Hayır, 2 yıl günü gününe. Güvensizlik, yalan, kuşku. Hiç yalnız kalınmıyor. Arada istemiyor bir yakınlık, sıcaklık. İnsancı bir yakınlığa. Gebermeseydi o vuracaktı beni. Sıcaklığa. Akşamüstü ölüm haberi gelince rahatlamış. Bastılar mı? Ben çıktığımda duruşması sürüyordu daha. Hasarlanmış bir adam öldürmüş. Ne oldu? Yavaş konuş, dinleyen var galiba. Oh, canına değsin kardeşim. Rakınız bitiyor. Biraz da birlikte içer miyiz? Garson, rakı getir. Af buyurun. Bir yere yetişmem gerekiyor. Öyle mi? Yalnız içmekten... Üstü kalsın. Gele, gele. Ulan kemik be. Sarın sucu yok. Dövüş ne zaman başlıyor? Abicim bu gece dövüş yok. Çarşamba cumartesi oluyor sadece. Hadi oyna oyna. Oh be, dövüşü diye gidiyorsun amca. Kebap! 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 ₺200 çek. Ellerinden olmasın. Kebap! Kebap! Yanıklardan koyma araya. Sinemaya mı? Boz damalı, çok iyidir. Beni tanıdın mı? Eskiden görmüş gibiyim ama... pek tanıyamadım. Alırım biri. Kebap! Kebap! Bu tarafta. 3 boş bırak. Şuraya oturacağım. İyi, geç. Altın yumruk. Full kontak karate, yeryüzünün en şeytanca düzenlenmiş sporu. Ve bu sporun 1 numaralı adamı Rus sporcu Korkunç Ivan'dı. Amerika'da bir şebeke tarafından kiralanan bu, tarafta bu devi yeryüzünde ancak 1 kişi durdurabilir. Çok altın yumruk. Bugüne kadar böyle kıyıcı, böyle ölümüne oynanan bir maç seyrettiniz mi? Jason ustasına kendini göstermesi için büyük bir fırsat yakaladığına inanmaktadır. Altın yumruk. Altın yumruk. Oh, hop hop, ne oluyor be? Bu ne ya, ne oluyor be? Yavaş biraz. Demir leblebiyim. Yavaş. Sıkı tutun. Ne vardı böyle çiçek? Karnım. Ağrıyor mu? Sımsıkı. Araba çağırayım mı? Paran var mı? Evet, çağır.
Halil abi çek şuraya. Nereye gidilecek? İstasyon meydanına. Anayurt oteline. 2000 lira alırım. Yapma be Halil abi. Sen karışma. Neleri götürdük biz? Af buyurun. İstemez abi. Altaydır mektup gelmez. Altaydır mektup gelmez. Ne ölmüştür ne sağır. Ölmüştür ne sağır. Gecikmeli. Adım Zebercet. Sekiz gün var daha. Ne gereği var bunları yazmanın?
Neden? Neyi bekliyorum? Zebercet. Thank you.
Adım?